Hazır olun lütfen. Herkes koltuklarını şöyle bir sağlam yerine alsın. Gazete. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ben çıktım, o kıyafetli. Ki fotoğrafı kim çekmişse, o iyi ki arkadan çıkmışlar yani. Yani başbakanın hanımı arıyor seni falan diye. Eyvahlar olsun, ne oluyor ya? Galatasaray'ın şikayetçi, Fenerbahçe'sin şikayetçi, Beşiktaş'ın, Trabzon'un şikayetçi. Abinin başına geleni söylüyorum. Maçı katletti. Kendi de biliyor. Ulan sen. Başlıyor muyuz? Başlıyorum. Kayıttayız abi, başla hazır ol. Başlamışsın. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Başlamışım, benim haberim yok. Sağ olsun arkadaşlar da yayına girdikten sonra. Ya YouTube aleminin en kafası karışık programına hoş geldiniz. Bugün öyle bir şey var ki. Edepsiz. Edepsizce. Ah Deniz ah. Nasıl çıkacağız bu işin içinden hiç bilmiyorum. Yani arkadaşlar görünce hak vereceksiniz. Çünkü görünce derken? Yani baştan başlama dur yani fotoğraf getireceğiz ekranlarınıza. Fotoğraf yani başlı başına bir kompozisyon barındırıyor içinde. Ya çok... ben olaya sportif bakıyorum. Bir futbolcu gitmiş bir yurt dışında ilk şampiyonluğu yaşayan ilk bir futbolcusu. Ha yani, dostum, ya ben bir giriş yapmaya ya düşünüyorum, tamam mı? Programı böyle nasıl açayım işte, güzel bir şeyler söyleyeyim. Dedim ki herkesin konuştuğu şeyleri hiç kimsenin konuşmadığı gibi konuşan program. Ha, hiç kimse o konuda konuşmuyor değil mi Türkiye'de? Evet. Yani şöyle. Arkadaşlar Sadede geliyorum. Müthiş bir fotoğrafımız var. Üstüne gideceğiz bugün Deniz abinin de söylediği gibi. Fotoğrafın konusu çok çarpıcı. Fotoğrafın içindeki karakterler zaten çok çarpıcı. Başrol zaten bizim baş tacımız. Yani ne kadar kıvransak. Çok aradın değil mi? Ya aradım da şimdi sabırsızlanıyorum hani böyle girizgah. Engin abi hazır mı ya? Arkadaşlar. Engin abi. Engin abicim. Engin abi geldi. Engin abicim hoş geldin. hazır beni hazır bekliyorum. Engin evet. Abicim ya hoş geldiniz Engin abicim. Nasılsınız? Sevgiler Denizlerin Suyu'ya da sevgiler, sevgili Alper Sele'ye de. Tabii burada Atilla Bartın'ı unutmamak lazım. Ondan sonra ben bir hesaplaşacağım zaten tabii ki. Konuyu o seçti. Şimdi herkes bekliyor. Evet. Ben yaklaşık 2 haftadır bekliyorum bu konuyla ilgili konuşmak için. Biraz çekindim acaba hani Engin abi konuşmak ister mi vesaire diye ama şimdi... İşin görünen kısmına gelmeden bir fotoğrafın arka planına gelmek istiyorum ben. Şimdi herkes herhalde yeni nesil şey biliyor değil mi? Yani hani Avrupa'da şampiyonluk yaşamış. İlk efendime söyleyeyim ilk Türk futbolcu ya Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf falan diye biliyorlar herhalde değil mi? Evet. Ama başımızın tacı Engin Verel abimiz. Bunu ilk yaşayan bilinç. Engin abicim bu başarıyı ilk evet. Yaşayan sizsiniz. O dönemden böyle biraz kısaca bir şeyler isteyeceğim. Bu çok büyük bir başarı. Herkesin bilmesi gereken, bilmeyenlerin de ezberlemesi gereken bir durum. Şöyle çok kısa, o dönem yaşadığınız o başarı hakkında şöyle bir şeyler paylaşır mısınız bizle abi? Sonra geleceğiz o konuya, malum konuya. Tabii. Yıl 79 dönem içerisinde bizim yaptığımız sahiden güzel bir olaydı. Ve orada da Türkiye'yi ve dolayısıyla Fenerbahçe'den gittiğim için Fenerbahçe iyi temsil ettim. Hele hele Lille takımında temsil etmemin meyvelerini bugün 4 tane Türk futbolcu Lille takımında oynuyor ve çok başarılılar. Geçen sezon şampiyon yaptılar. İnşallah bu sezon da biraz kötü başladılar ama yine başarına devam ederler diye düşünüyorum. İnşallah. Yani İnşallah. Genç kardeşlerimiz zannediyorlar ki Lille takımında eğer biz güzel şeyler yapmış olmasaydık belki de Türk futbolcusu transfer etmezlerdi diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle Engin abi. Sahiden burada güzel şeyler yaptık. Açık ve net söyleyeyim, küme düşmeye oynayan bir takımdı ve küme düşmekten kurtaran futbolcuların başında geldim ve 13 tane gol atmıştım orada penaltı hariç. O açıdan oradaki günlerim çok iyiydi. Paris Saint Germain'e Paris'te attığım bir Rövaşa'da golü vardı. Son 25 yılın en güzel golü seçildi ve aman o yıl en iyi yabancı futbolcu seçildim. Bunlar tabii Türk futbolcunun kapısını açması açısından Avrupa'ya sahiden önemli faktörler diye düşünüyorum. Emir abi başbakan seni niye tebrik için geldi? Gelelim. Ya böyle bodoslama sorulur mu? Engin abi şey sormak istiyorum. O şimdi ekranda da görecek izleyiciler. O meşhur fotoğrafımız şampiyonluk. Bak. Şampiyonluk abi dur yapma ne olur.
şampiyonluk maçı son maçın ardından mı sevgili başbakan ziyarete geliyor? O anı bize bir anlatsın Engin abicim. Tabii şimdi Fransa Lille takımının Lille şehrinin daha doğrusu belediye başkanı Fransa'da başbakanı Monsieur Morois idi. Ve o günde biz Fransa Kupası'nda yanılmıyorsam Nantes olması lazım ve ben gol atmıştım yarı finalde. Ve benle tanışmak için soyunma odasına iniyor ama ben tabii yani kendisinin orada olduğunu bilmiyorum. Soyunma odasında ineceğinden bir bilgim yok. Bir baktım bir kalabalık içeri girdi. Ondan sonra şimdi idareciler, bakanlar, başbakan tabii buradaki gibi öyle çok polis, korumalar, asker falan eğitimciler yok. Sadece sivil başbakanın yanındaki arkadaşları, bakanları olacak. Bir de bizim idareciler vardı. O zaman dediler ki işte başbakan geldi, seninle tanışmak istiyor. Ben tabii bir anda hiç beklemediğim bir ortam olunca çıplağımda biz tabii futbolcular duşa girerken çıplak gireriz. Kendi aramızda öyle bir... Biz giyinik giriyoruz. Ondan sonra tabii ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ben çıplağım, o kıyafetli ama adam bana bakıyor yani bir kalkıp yani bonsoir Monsieur Président, iyi akşamlar Sayın Başkan demem lazım, elini sıkmam lazım. Ben de ne yapayım yani, kimse de bana ne başkan, ne idare ediyor, kimse havlu da getirmiyor. Hayır havlu da getirmiyor, yani adam bir havlu getirir, hani çıkacak bekliyorlar çünkü, yani çık diyorlar bir konuş gibi. Ben dedim vallahi bekledim bir yani yaklaşık bir 30-35 saniye veya yarım bir dakika yakın öyle durunca dedim kusura bakmasın, içimden diyorum tabii kusura bakmasın kimse, merdivenlerden çıktım, elimi uzattım. İyi akşamlar Mösyö Prezident. Abi affedersin böyle görünce Sayın Başbakan da böyle bir şaşkınlık falan oldu mu yani, ne oluyor burada diye. Ya herhalde yani onu da hatırlamıyorum. Yalnız bizim bir iki tane idareci vardı, gülmekten böyle gözlerine yaş geldi, ellerini şey yaptı gözlerine. Onlar da gülüyorlar. Halbuki dedim güleceğiniz havlu verseydiniz de sarsaydık. Hiç yani ya. Değil mi yani? Sen de havuza geri atlasaydın o anda. Evet. Yani o benim ayıbım da. İyi ki, hayır iyi ki fotoğrafı kim çekmişse, o hatta Hürriyet Gazetesi'nin kapandığı da çıkmıştı hatırladığım kadarıyla. İyi ki arkadan çıkmışlar yani. Önden çekseydim. Ben hiç açıdan bakmamıştım. Çok doğru. Çok doğru. Bu kadar foto muhabiri ver arkadaşlar. Doğru mu? Engin abi bir evet. Şey sorabilir miyim? Fotoğraf tabii. Yayınlandıktan sonra basında. Bizde de yayınlandı değil mi Ali abi? Tabii evet. Orada yayınlandı. Yani ne oldu, neler oldu yani tepki anlamında basında o fotoğraf yer aldıktan sonra gelip size hani böyle efendime söyleyeyim ama esprili ama şakalı böyle hani siz anladınız abi demek istediğimi. Ya da reklam veya film teklifi aldı mı mesela? Ya şimdi futbolcu milleti yani biraz şey böyle. Affedersiniz fırlama olur yani her yerde zeki ve akıllıdır, birbirine takılar, espriler yaparlar. Ondan sonra bir gün sonra antrenman vardı, antrenmana geldim. O zaman cep telefonu falan yok tabii. Antrenmanda soyunduk, antrenmana çıkacağız falan. Bana kimdi vallahi, içlerine bir tane çok şey vardı, Demorque vardı, milli takımda da sol bek oynuyordu. Engin dedi, telefon dedi varsan dedi. O zaman da Allah Allah dedim, hanım dedim acaba bir şey mi oldu çocuğa filan. Benim oğlum da Fransa'da doğduğu için aklıma o geliyor, telefon var niye, antrenman saati beni kim arar filan. Ondan sonra ben dedim hayrola kim yani kim filan. Ya dedi başbakan hanımı arıyor seni filan dedi. Eyvahlar olsun ne oluyor ya. Öyle dedi çünkü dur şimdi başbakanın hanımı filan. Hanımlar da vardı. Bilmiyorum hanımın mıydı? Bakan kadınlar falan vardı. Çünkü o erkeklerin olduğu yerde öyle girmişlerdi. Onlar yani biraz daha rahatlar tabii. Yani öyle bir anı oldu. Esprili konuşmalar oldu. Güldük et. Bu tür konuda pek fazla işlemediler ama esasında güzel bir konuydu. Demek ki bir Türk futbolcusu orada kendini hem futboluyla hem sosyalliğiyle kendini kabul ettirebiliyorsa o sosyallik kısmını tam algılayamadım ama sosyallik nerede? Ya hayır özgüven. Özgüven değil mi Engin abicim ya? Bir özgüvendir sonuçta. Evet. Yani
Hani ondan bahsediyor sen de Deniz abi. Nasıl bir sosyallik? Sen öyle bir çağrışımda bulunuyorsun ki şimdi herkes bu özgüveni göstermeye kalkarsa işin rengi değişir. Ne alakası var be? Vallahi. Yani tabii ki tabii şimdi bir devlet erkanından biri girince odaya hani insan işte ne bileyim üstüne başına çeki düzen verir. Ama Engin abi ne dedi? Hani daha rahat bir... Engin abi sen çeki düzen vermedin bir şey değil mi? Yani orada bir sıkıntı yoktu yani. Ya, yok, ya ne yapayım ben şimdi yani orada sıcak ılık suda dondurayım mı suyu yani? Buzu mu kessin oradan çıkmamı görülmesin diye vücudumuz? Mecburen benim yapacak bir şeyim yok. Yani oradaki... Mesela hemen sağ baştaki takım elbiseli bizim sportif direktörümüz Müslüm Maruha'dı, yardımcısıydı. Mesela onlar da bana bakıyor. Ya adam bir oradan bir şey getirdi. Benim kabahatim değil yani. Onlar getirmiyorsa ben ne yapayım? Ondan sonra tabii çok güldüler ettiler ama şu da var ki yani ortam öyle bir ortamdı ki yapacak bir şeyim yok benim. Yani adamcağızla yani gelmeden söyleseler derdik ki biz de oradaki çalışanlara bir tane havlu falan getirin de işte geldiği zaman havuzdan veya havuzdan çıkıp ben onu benle tanışmak istiyorsa havuzdan çıkardım. Önüme muhakkak havluyu bağlardım veya şortumu giyerdim öyle tanışma ama ben havuzdayken bir anda girmesi tabii benim yapacak hiçbir şeyim yok. Büyük geçmiş yani, olsun abi. Çok büyük geçmiş olsun. Hayır o da merhaba Müslü Verel veya Engin dese oradan havuzdayken konuşsak o da yine problem yok. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Gitmiyorlar da. Ne yapacağım şimdi yani? Benim yapacak bir şeyim de yok. İyi yıllardı benim için, güzel yıllardı. Abi. Sahiden de güzel anılarım oldu orada. Güzel anılarla bıraktım, ayrıldım. Ve benim teşekkür ederiz Engin abi. Mütevazi bir şey gibi bu güzel yılı bize paylaştığın için, bu fotoğrafı paylaştığın için teşekkür ederiz. Ya Engin abi gerçekten çok büyük bir başarı. Bunun ilk olması da eğer, çok daha... Ama vaktimiz varsa bitirmeden iki kelime daha söylemek isterim. Buyur abi, buyur eğer abi. Eğer bitiyor... Buyur abi, buyur lütfen. Yani şimdi bu resimi geçenlerde bizim Türk milleti çok zeki ve inanılmaz şey kabiliyeti var. Espri kabiliyeti var. Bu resmi koymuşlar. Altına da bir arkadaşımız şöyle bir yazı yazmış. Yani o yıllardan bugüne kadar Avrupa Birliği'ne niye almadıklarını anladınız mı? Abi bu başlı başına program konusu. Bir gün lütfen gel. Evet, yani abi gel bu buraya konuşalım. Aynen. Sahiden çok güzel bir espri de o resmin altına yazmışlar. Şahane. Göstermiş diyor. Şahane. Müthiş bir final oldu. Engin abicim ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sen rica çok ederim. Kıymetlisin. Ülkemiz adına, ülke futbolu adına. Bu güzel anını bizle paylaştığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Atilla Bey'e de sevgilerimi sunuyorum. Ona da bir göstereceğim bir şey olacak. Bir iki gün içerisinde. Bu nasıl bir şey? Yani. Atilla Bartın yakındaysa bir onu da görsün bizi izleyenler. Atilla Bartın orada mı? Benim için çok değerli. Seni Atilla Bartın'la bu konuyla ilgili özel bir program alacağız abi. Anlaşıldı. Tamam, özel şahane program oldu. Yapalım. Öpüyorum en aklımdan. Sen bizi valla. İzleyenlere selamlar. Teşekkür ederiz. Abi çok teşekkür ederiz. Görüşmek evet. Dileğiyle. Şu kanalın bir dengesi vardı. Bitirdim. Hatta bir sonraki programı hamamda mı yapsak? Abi bak çok iyi fikir bak bu. Benim bir sonraki program için başka hedeflerim var. Yalnız zorunluluklar ama var. Peştemal. Tamam mı abi? Öteki türlü çıkmam yani. Ben bu travmayı kolay kolay atlatamam. Yani çok... Gazeteciliğimin ilk yıllarında daha çok acemiyim ve hiç kimseyi tanımıyorum. Fenerbahçe Gençler Birliği maçı var. Ya, hakikaten hiç kimseyi tanımıyorum. Bana bir makine verdiler, fotoğraf çektiler. Zaten fotoğraf hayatım çok kısa sürdü. O kareyi de çekemedim yani düşündüm. Kimseyi tanımıyorum stada gittim. O zamanlar Fenerbahçe stadını biliyorsun. Bir kapı konuk takım evet. Bir kapı. Kapı açık herkes giriyor. Kapı kapanırsa kimse giremiyor. Gençler Birliği geldi Fenerbahçe'yi yendi. Fenerbahçe kapısı güm diye kapandı. Kapıda iki güvenlik. Sağ koridor açık. Gençler Birliği şey var. Golleri atanlar da Kone, Kuşe, Moşa takımı. He. Hazır olun lütfen. Herkes koltuklarında şöyle ondan bir sağlam yerini alsın. Bütün gazeteci abilerim o zaman tanımıyorum da hiçbirini. Şeye gittiler. Gençler Birliği. Ben bir heves Fenerbahçe'yi bekledim. Açılmadı. Bir gideyim bakayım ne yapayım dedim. Soyunmasına giderken bizim gazeteci abilerim, büyüklerim, meslektaşlarım evet. Çıkıyorlar böyle yapıyor. Allah Allah. Allah dedim. Ne var dedim. İçeri girdim. Kıyamet kopuyor işte gençler futbolu seviniyor ama maçın kahramanı da Kona. Kona'yı fotoğraf çekmiş. O kadar anlıyorum gazetecilikten. Daha ilk yıllarda Kona fotoğrafı lazım. Kona'yı aradım bulamadım. Duşta dediler.
Doğru yerde aramamışsınız. Doğru yerde aramadım. Hı-hı. Duşa girdim. Çıktım da ben de böyleydim. Duşa girdin yani. Yani bakayım dedim, herkes girmiş o duşa, fotoğraflar falan çekilmiş. O fotoğraflar bazı arkadaşların arşivlerinde de olabilir. Engin abi sollar. İşte biz de yıllardır bunu merak ediyorduk. Deniz abinin yaşadığı bu travma. Fotoğrafçılık hayatı bitti. Bu küskünlük, bu kırgınlık, hayatı olan bu isyan niye diye. Meğer Konay'la başlayan meslek hayatının, ne acayip meslek hayatının sonu bu olur. Çok acayip işler o ya. Aman o çocuk o. Büyüdü. Onun bak şimdi anlat deseler bana anlatamayacağım. Pereira değil mi? Evet. Pereira. Arkadaşlar da o görüntü yazırlarsa ben tamam. De o görüntüye takılırım. O resim gelecekse onu bak ben ne kadar edepli konulara giriyorum ama siz... Yok benim böyle bir şansım yok. Olmayacak da durumu kabul edip artık bu tarzdan arabesk fantazi tarzından devam edelim. Fantazi evet. Şimdi ne oldu orada? O, geliyor mu o fotoğraf? Çok enteresan fotoğraf. Şükrü Saracoğlu. Muhammed golü atıyor. Muhammed golü atıyor. Efendime söyleyeyim. Devamını evet. Alalım. Evet geldi. Pereira gidiyor. Çocuğa sarılıyor. Tamam. Bizim basın dostlarımız Pereira'nın ilk döneminden bir fotoğraf buluyorlar. Arkasında top toplayan tamam. Çocuk. Diyorlar ki o çocuk da Muhammed. Diye düşünülüyor. Bak 4 yıl önce çocuğa sarılmıştı. Sonra resmin altına iyi bakın. İlk Ali Koç bir yorum yazmış. Sarıldı çocuk İlhan Barfu yetkin demiş. Abi bizim işte Türk, yani futbolun bu güzel. Öteki bu ince nüansları, ince espriler çok. O çocuk da ne diyor? Büyümedi mi netice büyümedi olarak? Büyümedi mi netice? O çocuk da büyüdü yani sonuçta. Ha. O çocuk büyüdü. Yani burada isimlere falan takılmayın diyor. Takılmayın. Yani. Sonuçta çocuk büyür. Çok enteresan bir olay var, onu biliyor musunuz? İzleyenleriniz vardır mutlaka. Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan, efendime söyleyeyim. Daha sonra işte kısa bir dönem Beşiktaş, milli takım, Gökhan Gönül. Hepimiz tanıyoruz, biliyoruz. Çok da seviyoruz. Benim de çok sevdiğim bir kardeşim. Çok enteresan bir hadise oldu ya. Arkadaşlar, yani bunun mizahı yapılmaz. Mizah yapacak halimiz yok. Ben olaydaki güzelliğe vurgu yapacağım. Evet. Gökhanlar üç kardeş. En azından Gökhan öyle biliyor. Değil mi? Yıllar. Ama birdenbire bir gün bir dördüncü kardeş ortaya çıkıyor. Galiba iş başvurusu yaparken işte nüfus dairesine git, şunu getir, bunu getir derlerken sevgili Can galiba ismi de. Evet, Can Gönül. Ya hakikaten arkadaşlar yazmış Yeşilçam filmi. Hakikaten öyle ya. Yani üç kardeşiz zannediyorsun. Yıllar sonra dört olduğunu öğreniyorsun. Deniz abi şuna bir şey söyle çünkü Gökhan'ın annesiyle babasıyla ilgili de çok enteresan bir durum var. Sabah programlarına çok bakmıyorum da yani pek kalkamayan bir insan olduğum için. Ama şeyi seyrettim, Gökhan Gönül'ün bazı konulardaki duruşu insanla hakikaten çok örnektir. Ben çok da iyi bilirim ki yardım konusunda da etrafına çok yardım eden bir insan. Bir sabah programına bağlanmış, internette de var o görüntü. Gel kardeşim diye bir ifadesi var. Gel oğlum evine. İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Güzel bir şey yani bir de 3 gün araştırmış yani tabii şimdi bu iş yalan çıksaydı bunun arkası gelmezdi. Gelmezdi. Ama Gökhan araştırmış etmiş ve ondan sonra ne yapacağını en sağlıklı şekilde karar vermiş. Güzel duygusal görüntüler güzel şeylerdir. Gökhan'ı da ben de kendi adıma tebrik ediyorum. Kesinlikle. Olaya yaklaşımından ötürü. Son taşı da kardeşiyle koydu. Son taşı da kardeşiyle koydu. Kucaklaması güzel. Yani birleştirici de bir durum oldu bu. Çünkü biraz Beşiktaş'tan gittiğinde ona kırılan bizim Beşiktaşlı bazı dostlarımız vardı. Onlar bile helal olsun sana Gökhan. Hakikaten aslan gibi bir karaktersin şeklinde yazanlar, söyleyenler çokça okudum, gördüm. Var mı malzeme başka? Ya malzeme var. Nasıl bir malzeme var? Hem de şu arkadaşlar müsaadenizle önümdeki telefondan bir bakacağım. Şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde Deniz abi biliyorsun hakemlerden memnun olan siz gördünüz mü? Niye bana bakıyorsun abi? Abi ne yani? Hayır yani siz var. Gördünüz mü bu kamuoyuna soruyorum var. Burada. Ha? Var mı hakemlerden var. Memnun olan? Spor programlarının yönetmenleri. Çok malzeme tamam, çıkıyor. Peki. Programları da dolduruyorlar. Peki. Şimdi Galatasaray şikayetçi, Fenerbahçe'si şikayetçi, Beşiktaş'ı, Trabzon'u şikayetçi, ben şikayetçiyim, Deniz abi şikayetçi. Bir Ali abi memnun herhalde bize salladı. Niye bana bakıyorsun diye. Arkadaşlar bakın ayağınıza denk alın. Hakemler çok acayip kafalara çıkabiliyorlar bazı yerlerde. Okuyorum bak şimdi. Honduras'ın Higuaín eyaletinde oynanan bir amatör maçta. Geldi mi? Geldi. Kararları beğenmeyen hakem linç edileceğini düşünerek son düdüğün ardından kendini korumak için silah çekti arkadaş. Detayı kes.
Olayda yaralanan olmadı. Olsaymış bir de. Adamlar direkt bari su tabancasıyla falan başlasam. Direkt silahla girmiş olaya ya. Abicim şimdi eyaletin, ülkenin adı sıkıntı, tamam amatör filan da diyor ama burada bir prosedür yok mudur yani? Hani içeriye böyle silah... Ne bileyim ben hiç çözemedim bu olayı. Yani ben hala bu olayın yani gerçektir herhalde ama... Hocam çok acayip bir görüntü. Peki düşmedi mi maçta koşarken bu belinden silahla mı koşuyor yani? Düdük yerine düdük çalayım derken silah ateşlesen olacak. Bunu gerçekten söyledin değil mi az önce? Evet. Evet, yayında yapımda... ...emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ederim. Bir daha asla görüşmemek üzere. Ya öyle düdük çalacak hali yok. Biz şu mikrofonu takıyoruz, şurada durmuyor. O kesin gitti, onu aldı bir yerden orada dışarıda. Ya da tribünde adamları mı vardı, ne oldu, oradan verdiler herhalde, saldırıya mı vurdu? Verdiler bir de burada abi, da yayını kesten. Bunlar ya adama, teşkilat! Adama servis olarak maç bitiminde buyurun silahınızı efendim, kendinizi koruyun, düdüğü alalım. Öyle mi diyorlar? Bunlar teşkilat diyorum. Allah Allah. Şimdi bak, bu abinin başına geleni söylüyorum. Maçı katletti. Kendi de biliyor. Ulan sen. Kendi de biliyor. Son düdük, canlandır orayı. Honduraslısın. Para Iguha bankada, falan. Para indi bankaya. Ha, anladın mı? Babalar tribünde böyle kesiyor. Hesabınıza geldi diye mesaj düşüyor. Geldi, ondan sonra ama tribünden de geliyor babalar. Ne yapacak? Gitti hemen arkada Miguel Sanchez'lere. Dedi ki verin emaneti, gelene sıkarım. Buyurun. Sen film hazırlığındasın değil mi? Senaryo yazmışsın. Abicim, tamam. Yapacak hiçbir şey yok. Bak çok enteresan. Filmin adı ne olacaktı? Şimdi İspanyol'un intikamı falan demeyeyim. Bak çok tehlikeli yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Ha, bunu da konuşalım arkadaşlar. Bu çok acayip ya. Leicester City sahibi Community Shield'de Manchester City'yi yenen takımı ödüllendirmek için bir kumarhane kiraladı. Ve tüm futbolculara adam başı £1000 değerinde ya, fiş verdi. £1000 bugün 4 büyükler aç, diğer takımda da zaten maç primi gibisin yani. Vardy £30,000 kazanmış. Hayır, neye bastı acaba? Vardy o gecenin bitiminde ya ben buradan daha iyi kazanıyormuşum. Futbolu bıraktım deseniz. Evet arkadaş ya. Vallahi ya Sayın Leicester City, buradan sesleniyorum Sayın Leicester City. Sayın Leicester City kulüp sahibi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Topçuların konsantrasyonu böyle şeyle. Böyle ödül mü olur? Sen de bir şey söyle ya. Böyle ödül mü olur abi? Kumara vallahi teşvik ediyor. Olur, alsınlar parayı gitsinler. 30 bin pound kazanmış tamam, adam ben ya. Sen Vardy'yi topla kumarhaneden gelecek hafta da ben sana sorarım. Evet. Çok malzeme bitmiyor. Ya, Türkiye malzeme burası. Malzeme bitmiyor evet ya, gerçekten. Hem kapatın diyorsunuz programı hem de bunu sor. Bu nedir? Büşra'nın fişi değil mi bu? Evet. Yani sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin diyor abimiz. Allah'tan tekmando değil yani, orada tekme de var gelirdi öyle. Ya şu işlerde hakikaten benzersiz bir toplumuz. Ama ya, inceliğe de bakar mısın? Fiyatları da karalamışlar. Fiyatları galiba. Fiyatları karalamışlar değil mi? Güzel. Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin. Bir şeyler konuşmaya çalıştık elimizden dilimizden geldiğince. Başımıza bir şey gelmezse hatta, gelecek hafta görüşürüz arkadaşlar. Hatta attıysak affola. Affola. Öptüm. Eyvallah. Dans yok mu? Dans yok mu? Bugün çay servisi ellerimle. Peki, teşekkür ederiz. Şerefine. Hadi bay bay. Abiler günün sürprizini yapayım. Çekim yapmadım. Diye bir şaka yaptın inşallah. Yok, bu şakadır. Bunu genelde yaparlar. Kamera nerede açık? Bu şakayı genelde yaparlar ama 20 sene yemezler.